Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini ve bunun öncesindeki yine açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Burada bir yabancı gücün Yemen'i düzenlemek, Yemen'de istediği gücü iktidara getirmek, burada istediği gibi bir hükümet kurmak diye bir planı, bir arzusu olabileceğine imkan ve ihtimal vermek mümkün değil. Suudi Arabistan'ın buradaki hesabı Yemen'i bitmez, sonu gelmez bir savaşın içine sokmak. Ama bu esnada İslam dünyasını ortadan bir Sünni-Şii kavgasına düşürmek, İslam dünyasını Yemen çevresinde birbirine gırtlak gırtlağa saldırtmak, işte büyük plan bu. İşte Suudi Arabistan'ın hani Amerika adına petrol fiyatlarını dibe çektikten sonra Amerika'ya ikinci bir önemli hizmetçilik, uşaklık girişimi tam burada yatıyor. Ve Türkiye buraya balıklama atlayan ülkelerden birisi. Sadece koalisyona dahil olmakla atlamadı Türkiye. İran'la birebir komşuluğu varken, İran'la, Rusya'yla çok önemli stratejik ilişkileri varken bu ilişkileri bir hiç uğruna, karşılığında herhangi bir menfaat, herhangi bir şey elde etmeden hiçe sayarak, yoka sayarak çiğneyip Yemen koalisyonuna dahil olmakla ben bir ülke değilim, ben kendi adına karar verebilen bir siyasi birim değilim, ben ancak ve ancak bir uydudan, bir başkalarının emrini yerine getiren bir görevliden ibaret, görünürde ülke görüntüsü altında bir başka siyasi yapıyım, bir emir kuluyum sinyalini çok güçlü olarak verdi. Bunun yanı sıra içeride de çok ciddi patlamalara, sıkıntılara yol açabilecek bir mecraya girildi. Yani mezhep kavgası mecrana girildi. Yemen'deki gelişmeler İran yayılmacılığının devamıdır diye bizzat Cumhurbaşkanı tarafından nitelenince bu defa olaylara ister istemez mezhep yönünden bakmak gibi bir ihtiyaç hasıl oldu. Yani demek ki ya Türkiye en üst seviyede başkomutan, hani İbrahim Kalın'ın da dediği gibi başkomutan seviyesinde Türkiye bu olaya böyle bakıyorsa o zaman bütün olaylara da mezhep çerçevesinde bakıyor demektir. Ha, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mensup olduğu ekolden, hoca demeyeceğim ama Cübbeli Ahmet namıyla maruf bir insanın videosu, ben bile gördüğüme göre, hani Sağır Sultan da gördü derler, o derecede herkesin bildiği, gördüğü bir video. Bakın, bu bir kenarda bir güruhun bir araya gelip de kendi kendilerine dua etmesi, kendi kendilerine bir şey konuşması değil. Bunu bir de çekip sosyal ortamda hem de yoğun bir biçimde paylaşmalarından bahsediyoruz. Ve ne deniyor burada? Deniyor ki efendim Yemen'de İran'a karşı Yemen'de bir hareket başladı. Burada taraflardan birisi Sünni, ehli sünnettir. O yüzden onların muvafık olması için, onların başarılı olması için hadi dua edelim. Kime dua ediyorsunuz? Yemen'de zaten iç karışıklık varken müdahil olan, oradaki taraflardan birine Müslüman olmasına rağmen tepesine bomba yağdıran, hem de havadan bomba yağdıran güçlere dua ediyorsunuz. Yani Müslümanın katledilmesine dua ediyorsunuz. Evet. Hangi gerekçeyle? Burası çok daha vahim. Bunlar ehli sünnet değil diye. Peki bunu seyredenler, hani Trabzon meselesinde kupamız çalındı deyip de Fener'e birisinin kurşun atması gibi. Bunu seyreden bir insan da ya benim Yemen'e elim yetmiyor, uzak orası ama aha burada bir Alevi komşum var. Bunlar da ehli sünnet değil. Hadi bakayım ben yarın sabah şunun kafasına bir taş vurayım dese ne olacak? Buna teşvik değil midir bu siyasi duruş, bu anlayış ve bu çizgi? Kaldı ki bu ehli sünnet meselesini de hani anlamak mümkün değil. Kim ehli sünnettir? Nasıl ehli sünnet diye niteleyebiliyorsunuz? Vahabilik gibi sahabe mezarlarını çiğneyen, sünnet kavramını tanımayan, İslam'ın bütün müesseselerini, tasavvuf başta olmak üzere, mezhep başta olmak üzere dozerle üzerinden geçen, kafirlik ilan eden insanlar ehli sünnet, efendim biz Hazreti Ali'yi seviyoruz diyen insanlar değil. Yine peygamberi yok sayan Fethullah Gülen ve taifesi ehli sünnet. Efendim biz Yahudi de olsa Hristiyanlıkla da cennete gireriz. İşte Muhammed de haşa kim oluyormuş diyenler ehli sünnet. Efendim Yemen'deki Zeydiler ki ne akaid yönünden ne fıkıh yönünden Hanefilikten en ufak farkını bulamazsınız. Bu insanlar ehli sünnet değil. Bu nasıl bir tariftir? Bu nasıl bir çılgınlıktır? Ve ben hep şunu söylüyorum. Pakistan'da
İngiltere'nin yıllarca işgalinden sonra, çok köklü tesirinden sonra hangi noktada ülke biliyorsunuz? Bir otobüs durduruluyor, ondan sonra kimlik kontrolü yapılıyor. Ha sen Şiisin diye orada çoluk çocuk kurşuna diziyorlar. Öbür tarafta ha sen Sünnisin diye camiye bomba konuyor, camideki insanlar öldürülüyor. Bunu mu Türkiye'ye getirmek istiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlık sevdası uğruna bu millet, bu memleket, bu uçurumdan aşağı mı yuvarlanmak isteniyor? Bunu İbrahim Kalın, madem ki Sayın Cumhurbaşkanı adına konuşma ihtiyacını ve yetkisini kendisinde görüyor, lütfen kamuoyu üzerinden, medya üzerinden paylaşsın. Yani Suriyeliler hadi Türkiye'ye kaçtı, hadi Ürdün'e kaçtı, biraz Irak'a kaçtılar. Orada en azından Irak'ta, Ürdün'de Araplık adına sığınacak yer buldular. Lübnan'da insanlık adına yine Arap oldukları için sığınacak yer buldular. Türkiye'de bir devlet politikası olarak sahip çıkıldı. Peki Türkiye'de bir iç savaş olursa bugünkü konjonktürde herkes bir düşünsün bakalım, ben nereye giderim? Nerede sokakta yatmak, dilenmek pahasına gidip de yaşayabileceğiniz bir ülke aklınıza geliyor mu? Dolayısıyla Türkiye ateşle oynuyor. Ateşle oynayan ve barut fıçısının üzerinde oturan insan konumunda bu mezhep savaşına baktığımızda. İçeride nüfus dengelerini bir tarafa bırakın. Efendim Türkiye'nin geleneğini, geçmişini, devletliğini bir tarafa bırakın. Biz hangi önemli değerlerimizi çiğneyip, yok sayıp, hiçe sayıp da bu maceraya atılıyoruz? Bu maceranın sonunda kaldı ki ne var?